Kalpten geliyor, kalbe, karaciğerden, karaciğere bağırsaklardan geliyor. Bağırsaklarda bir problem varsa, biraz önce dedim ya, elek gibidir. Eler, besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi alır. Ama alamıyorsa ne olur? Bağırsaklardaki bu elek gibi gözenekler yavaş yavaş açılır, kalbur gibi olur. Geçmemesi gereken, kana geçmemesi gereken yabancı madde kana karışmaya başlar. Bağışıklık sistemi bunu mikrop olarak algılar ve tehlike başlar. Şimdi lifli detoks bunun için ürettik. İnsanlarımızın hemen hemen hepsinde aynı problem. Yanlış beslenme, aşırı ilaç kullanma nedeniyle bağırsaklarındaki geçirgenliğe permalite denir. Permalite. Yani bağırsakların geçirgenlik kat sayısı bozuluyor. Elek gibi olan ince bağırsak kalbura dönüyor. Ne bulursa ondan sonra... Diyor ki şimdi mesela bağırsağın delindi. Hani bağırsak delinmiyor aslında. Şimdi mesela yemiş olduk besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi değerlendiremezse beyne sinyaller gidiyor açız diye. Evet. O zaman beyin diyor ki ha aç mısın? Tamam. O zaman bağırsaklara diyor ki permaliteyi, geçirgenlik katsayısını büyüt. Normal olarak 1000 moleküllü besinler geçiyorsa, amino asitler, yağlar vesaire, protein atıkları geçiyorsa bunu katsayısını yükseltiyor. Daha büyük moleküllü protein, amino asitler vesaire geçirmesine izin veriyor. Yani bağışıklık sistemi, vücudumuz bunu tanımıyor. Ne oluyor? Ya bunu toksik madde olarak, mikrop olarak algılıyor, savaş ilan ediyor. Bilmediğimiz, ummadığımız, beklemediğimiz birçok hastalık ortaya çıkıyor. Bu nedenle bağırsakların geçirgenlik kat sayısını tekrar normale dönüştürmek gerekir. Bağırsaklara yapışan toksik maddeleri arıtmak gerekir. Yani bağırsakları temizlemek, arıtmak, toksik maddeyi emici bir madde üretmek gerekir. Bunu işte aylarca düşündük. Lifli Detoks isimli yeni bir ürün ürettik. Şimdi hocam o ürünlere de biz de çok hızlı bir şekilde girmek istiyoruz ama birkaç sorumuz kaldı geçen haftadan. Onları aktaralım. Ondan sonra konumuz bölünmeden bu konu üzerinden devam ederiz. İyi yayınlar. Benim de dilimde mantar var. Çözümü nedir diyor. Ben bir başka soruyla birleştireyim bunu. Aşırı gaz rahatsızlığım var. Doktora gittim. Birçok hap kullandım. Artı birçok ot kullandım. Fayda bulamadım. Bu rahatsızlıktan nasıl kurtulabilirim? Yani birisi dilinde mantara çözüm arıyor. Bir izleyicimiz. Bir diğeri de gaz rahatsızlığı için yani birçok çözüm arayışına başvurmuş ama çözüm bulamamış. Bütün, biraz önce de söyledim. Bütün problemlerin kaynağı hep aynı. Bağırsaklar. Yani bağırsaklardan bağlı. %90'ı hastalıkların bağırsaklardan kaynaklanıyor. Gaz var diyor. Neden gaz var? Hamurlu tatlı yediği zaman mantarlar hamurlu tatlıyı zehirli gazlara dönüştürüyor. Etan, metan, butan gibi gazlar. Daha da önce söylemiştim biraz önce. Veyahut da zehirli alkollere dönüştürüyor. Benim Almanya'dan tanıdığım bir Pakistanlı vardı. Ağzı 2-3 metreden kokuyordu böyle. Abdestli namazlı bir insan. Buna herkes alkolik misin diyordu. Ne kadar alkol içiyorsun diyordu. Adam hayatında alkol içmemiş. Dedi ki ya utanıyorum dedi. Diş doktoruna gidiyor. Kulak, burun, boğaz doktoruna gidiyor. Gastroloji, endoskopi yaptırıyor. Hiçbir şey yok. Fakat ağzı kokuyor. Bu nedir? Sebebi nedir? Dedim ki bağırsaklarında mantar var. Nasıl olmuş burada bağırsaklarına yerleşmiş? Antibiyotik kullandım. Çaresi nedir? Çaresi bu. Anlattık. Yavaş yavaş düzeldi. Yani bugün insanların hemen hemen %90'ında aynı problem. Atalarımız, dedelerimiz bu kadar hastalık biliyorlar mıydı? Var mıydı? Yoktu. Yani. Belli başlı bir iki hastalık vardı. Bugün insanlarda sayısız çeşit çeşit hastalıklar var. Bunların da temelinde bu yatıyor. Yani bağırsaklar çok önemli. Bağırsaklardaki mantarlar çok önemli. Ve siz bununla alakalı iki tane farklı ürününüz var geliştirmiş olduğunuz. En sonunda detoks isimli ürününüzden bahsediyorsunuz. İksir ve tonik. Hocam bu ürünler muhteviyatı nedir? Hangi ihtiyaçtan ortaya çıktı? Bunları nasıl geliştirdiniz? Ve insanlar bunu ne rahatsızlık, ne tür rahatsızlıklar için kullanabilirler? Bunlardan nasıl faydalanabilirler? İsterseniz biraz da bunlardan bahsedelim. Evet. Şimdi bağırsaklardaki mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonlu maddeler ne yapıyor? Bağırsak mukozasını yakıyor. Tahriş ediyor, tahrip ediyor. Tahriş ve tahrip olan bağırsak mukozası yanarsa ne olur? İnce bağırsak normal olarak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Sindirim salgılarının kalitesi düşüyor. Kaliteli ve yeterli enzim salgılayamaz hale geliyor. Sindirim salgılarının kalitesi düşüyor. Bir, kalite düşerse enzim oranı mesela diyelim ki diamino oksidaz isimli bir enzim salgılıyor. Bu enzimin oranı azalırsa histamin oranı yükseliyor. Bir, iki, histamin oranı yükselmesi kişi de her türlü deri hastalıkları ve alerji sebep oluyor. Polen alerjisi, besin alerjisi,
alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, panik atak, akne inverse, interstitial sistit. Bugün günümüzde hastalıkların %60'ında, 70'inde ne kullanılıyor? Antihistaminik ve kortizonlu ilaçlar. Neden? Çünkü histamin dengesi bozuk. Bunu dengelemeye çalışıyor modern tıp. Ne yapayım diyor? Denge kaybolmuş. Antihistaminik ilaç veya kortizon verecek dengeyi sağlamak için. Peki bu antihistaminik ve kortizonlu ilaçları ne kadar vereceksiniz? Ne kadar? Süresi yok, ölene kadar. Zaten belli bir süre kullandığı zaman şahıs 1 yıl, 1,5, 2 yıl kemikleri yürüyor kortizonun. Çünkü vücudumuz kortizon salgılıyor ama böbrek üstü bezeler bu doğal. Sentetik değil. Sentetik olan dışarıdan alınan kortizon kemik erimesine sebep oluyor. Derinin incelmesine sebep oluyor. Hafıza hücreleri öldürüyor. Hafıza zafiyetine kaybediyor. Yani etkileri çok çok fazla. Böbrek üstü bezelerine, pankreasa vesaire vesaire. O halde dengeyi kurmak lazım. Dengeyi kurmak için bağırsakları tedavi etmek, mantarları yok etmek gerek. Biz bunun için de özel ürünler ürettik. Bu aromatik lahana suyu birleşiminde lahana suyu, kırmızı lahana suyu, beyaz lahana suyu, üzüm sirkesi, ada çayı, zeytin yaprağı, at kuyruğu otu, zencefil, zerdeçal, kurkuma longa, altın başak otu gibi 19 çeşit bitki var. Bunun özelliği bağırsaktaki mantarların yok edici özelliğe sahip olması bir, iki, midedeki Helicobacter pylori isimli bakteriyi yok edici. Diyelim ki kişide 30 yıllık gastrit var. Evet. Bir adet tedavidir. Yani 30 yıllık böyle bir bağcılarda bir bayan 15 yıllık gastritim var. Ne olacak dedi. Dedim ki 3-4 haftada bir şeyiniz kalmaz. İnanamıyorum. Yıllarca ben hap alıyorum. Siz 3-4 haftada nasıl tedavi olacak edeceksiniz de alın kullanın. Görüşelim değil mi? Bizim ürünleri aldı kullandı. 10 gün sonra ben artık ürün almak istemiyorum. Neden? İyileştim. 10 gün içerisinde İksir tonik ve o zaman enfeksiyon çayı biliyorduk. Şimdi Lifli Detox ondan daha etkili bir ürün. 10 gün sonra dedim iyileştiniz ama yine de her şeye rağmen 2 hafta daha devam edin. Acele etmeyin. Yok yok yeter bana. Gerek yok dedi. Çok çok iyiyim. Artık her şeyi yiyorum, içiyorum. Hiç problem yok dedi. Yani bu ürünlerle birlikte belki farklı hastalıklar için de iyi gelecek. Bağışıklık sistemi güçlenecek ama özellikle bu mide bağırsak rahatsızlıklarıyla alakalı çok hızlı bir şekilde etkiliyor. Gastrit 30 yıllıkta olsa 1 ayda. En kötü ihtimal 6 haftada iyileşir. En kötü ihtimal. Fakat hemoroidi varsa o zaman artı basur çayı gerekir. Yani birinci devre ise 2-3 haftada iyileşir. İkinci devre ise 3-4 haftada. En kötü ameliyatlık durumu dahi yani hemoroidi dışarı içeri giriyor dışarı çıkmıyorsa zorla içeri giriyorsa o durumdaki hemoroidlere dahi 6-7 haftada tedavi hiçbir problemimiz ameliyatsız. Netice alabilir. Netice tabii %100. Mesela ameliyat olanlar var. Ameliyat oluyor hemoroidden. Yine çıkıyor. Yani tedavi çözüm değil. Çünkü orada fazla yani ameliyat olduğu zaman bu sefer de kaslar, bu kas nihayetinde kaslar böyle kılcal damarlarla çok yoğun olarak kan dolaşımı var burada. Siz bir iki defa ameliyat ettiniz de kan dolaşımına problemi ortaya çıkıyor. Yani oradaki doğal yapı ameliyat bozuluyor. Ameliyatla yani birkaç defa da ameliyat oldu mu riziko ileride problemler doğuyor. Yani başka problemler ortaya çıkıyor. O da çözüm değil. Peki hocam bu bağırsak mantarlarının yol açtığı başka tür ne rahatsızlıklar var ve bunlara karşı sizin ne tür tedaviye yardımcı ürünleriniz var? Yani neler yapabiliyorsunuz, neler önerebiliyorsunuz? Bağırsak mantarlarının üretmiş olduğu toksik maddeler iki önemli vücudumuzdaki dengeyi bozuyor. Bir, histamin oranı yükseliyor. Histamin oranı yükselirse polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik rinit, kurdeşen, panik atak, akne inverse, interstitial sistit gibi bir yığın deri hastalıkları, sedef, seborik eksem gibi hastalıklar ortaya çıkıyor. Deri ve cilt hastalıkları da histamin oranının yükselmesinden kaynaklanan. Dıştan kaynaklanan değil, bağırsaklar içinden kaynaklanan hastalıklar mıdır? Evet. Hepsi bağırsaklar. İkinci problem mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler nedeniyle karaciğer yoruluyor. Bu toksik maddeyi arıtmaya çalışırken aşırı vitamin harcıyor. Vitamin oranı azalır. B6, B12 vitamini ve folik asit. Bu üç vitamin azalırsa ne olur?
Bu üç vitaminin azalması homosistin denen toksik maddenin yükselmesine sebep olur. Proteinli besinler yedik. Proteinli besinler amino asitlere dönüşür. Amino asitler de hücre yapımında kullanılır. Yani tekrar proteine dönüşür. Proteine dönüşürken amino asitler, örnek olarak veriyorum, metiyonine dönüşürken toksik bir madde ortaya çıkar. Homosistin eğer ki kişide yeterli, vücudunda yeterli B6, B12 ve folik asit varsa bu toksik maddeyi zararsız hale getirir. Fakat bağırsaklardan sürekli toksik madde geliyor. Karaciğer bu toksik maddeyi arıtmaya çalışıyor, arıtamıyor. Ne yapıyor? Aşırı vitamin harcaması sebebiyle vitamin oranı azalırsa homosistin yükseliyor. İşte en büyük tehlike burada ortaya çıkıyor. Hocam, homosistin. Önemli bir noktaya geldik ama kısa bir reklam arası vermem gerekiyor. Reklamlardan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rahmetler.